Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Arife günündeyiz ve dolayısıyla saatlerimiz 17.01'i gösterirken ekonomide gündemle bugün de karşınızdayız. 9 Nisan Salı gününde yarın inşallah bayramı eda edeceğiz. Ramazan bayramının ilk günü olacak. Bu anlamda yine tabii ki özellikle bayram alışverişleri yapılıyor ve bunların fahiş fiyat denetimleri yapılıyor devlet tarafından. Değerli konuğumuzla bugün bunu konuşacağız. Önemli bir konu çünkü. Hemen konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. TÜKONFED Genel Başkan Vekili Sayın Avukat İbrahim Güllü. Sayın Güllü, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nurdan Hanım. İyi söylemekte zorlanıyorum. TÜKONFED, evet. TÜKONFED. Zaten arkanızda da yazıyor. Türkiye Tüketici Konfederasyonu. Dolayısıyla zor işiniz var. Bunu da kolaylıklar dileyelim öncelikle size. Daha önce de sizi masamıza da konuk aldık. Aydın Bey'le masamızdaydınız. Öncesinde evet. Yine video konferans yoluyla yayınlarımız oldu. Ramazan gelmeden denetimler vardı. Şimdi bayram denetimleri var. Ben kısaca bir aktarım yapayım size. Sizden sonrasında özellikle yine avukat kimliğinizle de bu yaptırımları da tabii ki konuşacağız. Bayram öncesi evet 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi ve Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan bayramı öncesinde de Türkiye genelinde eş zamanlı olarak fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor. Dolayısıyla baktığımda ben İstanbul'da yaşıyorum, siz Antalya'da ikamet ediyorsunuz. İstanbul'da bulunan Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü ve yine diğer yetkili ve etkili kişilerde 130 personelle bayram öncesi denetimler gerçekleştirdiler. Bu anlamda Antalya'da da haliyle tabii ki ve diğer illerimizde, ülkemizin diğer illerinde de çalışmalar var. Neler söylersiniz özellikle bayram öncesinde yapılan bu fahiş fiyat denetimleriyle alakalı Ramazan bayramı öncesinde? Buyurun, söz sizde olsun. Sağ olun Nurdan Hanım. Tabii ki denetimler her zaman kesintisiz olarak yapılması gerekir ama tabii ki Ramazan olması, bayram öncesi olması ayrı bir önem arz ediyor. Sadece fiyat denetimi değil, tabii ki burada piyasadaki ürünlerin, gıdaların da sağlıklı olup olmadığı, tahşiş olup olmadığı yönünde de denetimler yapılıyor. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım Bakanlığımız sahada incelemelerini yapmaya devam ediyorlar. Evet. Biz denetimlerin süreklilik arz etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak biliyorsunuz her fırsat döneminde, her özel günlerde maalesef bir takım dolandırıcılar ya da piyasayı farklı şekilde manipüle etmek isteyen ya da kullanmak isteyen kişiler olabiliyor. Özellikle bayram dediğimiz zaman işte şeker geliyor, çikolata geliyor akla. Çünkü gelen misafirlerimize tatlı, baklava, şeker ikram etmek bizim Türk halkımızın genel klasik adetlerindendir. Dolayısıyla da bu ürünlerde, özellikle bu ürünlerde, bu bayram döneminde çok daha fazla bir suistimal olabileceği ihtimalini değerlendirerek incelemeleri özellikle bu ürünler üzerinde yoğunlaştırmakta fayda var. Ki nitekim gözlemlediğimiz kadarıyla ve basına yansıdığı kadarıyla da bakanlıklarımız bu konularda denetim mekanizması bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Tabii ki sadece fiyatların artması önemli. Tabii ki fiyatlarla ilgili mücadele etmek gerekiyor ama dediğim gibi işin bir de sağlık boyutu, yani gıdanın hijyen olup olmaması, içindeki ürünlerin muhteviyatının zararlı maddeler olup olmaması gibi bir takım etkenlerin de ciddi anlamda bu noktada araştırılması gerekiyor. Gıda Bakanlığı, gıda hattımız var. Tarım Bakanlığımızın çok güzel bir uygulaması. Bu noktada nedir tüketici, numarası? Onu hatırlatalım burada. Onu hemen söyleyeyim. Alo 174 gıda hattımız var. 7/24 karşınızda bir operatörde bir görevli arkadaş çıkacaktır. Sahada tüketici olduğu için şimdi denetim mekanizmasında her ilde ve her yeri denetlemek takdir ederseniz ki mümkün değil. Yani evet. Şikayet üzerine zaten denetimler, İhbar üzerine hemen denetim mekanizması harekete geçiyor ama sahada olan tüketici, o ürünü doğrudan alan tüketici, dolayısıyla da burada vatandaşlarımız tüketici sorumluluğuyla hareket etmeli. Bu noktada da görmüş oldukları bir olumsuzluk, bir sıkıntılı bir durum, hijyenik olmayan,
kötü ürünler olduğu takdirde Alo 174 gıda hattına ihbarda bulunabilir. Bunun yanında yine Tarım Bakanlığımızın bünyesinde bir WhatsApp hattı var Nurdan Hanım. 0501 174 evet. 0174. Bir daha yani tekrar bu edelim. 0500. Alo 174'ün evet. Uzun hali. Evet, WhatsApp hattı 501 0501 174, ortaya bir 0 koyuyoruz, 174. Tamam. 174 0174. Evet. Burada bunun telefondan farkı şu. Burada siz çektiğiniz video resimleri de paylaşabiliyorsunuz. Yani bu açıdan bir kanıt da gösterebiliyoruz. Anlamda, kanıt da gösterebiliyoruz. Tabii ki. Ayrıca telefon edip ona zaman harcamak istemeyen olabilir. Tabii. Teknolojiyi o şekilde kullanmak isteyebilir. WhatsApp hattı çok daha kullanışlı. Hem doğrudan ulaşabiliyorsunuz hem kalıcı oluyor. Peki dönüş hızlı oluyor mu? İvedilikli oluyor mu dönüş? Tabii ki ben o konuda bakanlığımızın ve ilgililerin de çok hassas olduğunu düşünüyorum veya öyle düşünmek istiyorum. Çünkü bizim bu noktada bir olumsuz geri dönüş olmadı. Yani şunu duymadık biz tüketicilerimizden ve en azından bize gelen öyle bir şikayet yok. Yani ben şikayet ettim, ihbarda bulundum ama hiçbir işe yaramadı, hiçbir dönüş olmadı diyen görmedik. Dolayısıyla bu mekanizmanın işlediği kanaati hasıl olmuş durumda bizim açımızdan. Bu da önemli, güzel bir uygulama. Tüketicimiz bilinçli olarak bu uygulamalar üzerinden şikayetlerini gecikmeden yapsınlar, yapabilirlerdi. O zaman şunu sormak istiyorum tekrar. Hep yine bayram öncesinde de, daha doğrusu seçim öncesinde de, Ramazan öncesinde de masamızda da size bu soruyu tekrar söylemiştim. Tekrar yinelemek ve sormak istiyorum. Şimdi yaptırım diyoruz ama yaptırımın nasıl olduğu da çok önemli ya. Ceza var, ceza var neticede. Caydırıcı olması maksadıyla yine avukat kimliğinizi de sormak istiyorum. Hukuki boyutta nasıl olmalı bu yaptırımlar ki vatandaş tabiri caizse işte o fırsatçı dediğimiz tırnak içindeki kişiler ders alabilsinler. Şimdi Nurdan Hanım çok güzel bir konuya değindiniz. Evet, kamu otoritesi yani bakanlıklar, yetkililer, sahadaki denetim mekanizması yaptığı incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk bulduğu zaman bunu kayıt altına alıyorlar, tutanak haline getiriyorlar. Ve idari para cezaları kesiliyor. Ancak bunların idari para cezasının kesilmesi sadece başlı başına yeterli bir uygulama değil. Bunun aynı zamanda Cumhuriyet Savcılıklarına ihbar edilmesi gerekiyor. Nitekim Tarım Bakanlığı'nın yanlış söylememek adına şuradan bakmak istiyorum. Yapmış olduğu Ramazan ayı boyunca 7500 tane denetim elemanıyla, görevliyle 104 bine yakın denetim yapmışlar. Ve 1022 ürün hakkında olumsuzluk tespit etmişler ve 45 milyon lira ceza kesilmiş ve bu 13 işletme hakkında da Cumhuriyet Savcılıklarının suç duyurusunda bulunduğu şeklinde bir açıklama var. İşte ürün bazında şikayetler değerlendirilmiş ve bu ürünlerin yine tabiri caizse bozuk mal ya da sıkıntılı mal olduğu tespit edilmiş. Öyle değil mi? Yanlış anlamadık. Evet, bu 1022 üründe olumsuzluk tespit edilmiş. Yani denetim mekanizması 104 bin denetim yapmış. 104 bin üründen 1022'sinde olumsuzluklar tespit edilmiş ve bununla ilgili de toplamda 45 milyon lira gibi bir idari para cezası kesilmiş ama bizim için önemli olan burada 45 milyon lira değil. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı şey nedir? Cumhuriyet Savcılıklarına bu işletmelerle ilgili ihbarda bulunduklar. İşte bizim beklediğimiz noktalar bunlar. Bunun ötesinde tüketici olarak biz bu ürünleri, bu olumsuz ürünleri piyasaya süren, arz eden firmaların ifşa edilmesini istiyoruz. Evet. Yani biz tüketicinin en temel haklarından birisi olan bilgilendirme hakkı kapsamında o ürünü kim üretip piyasaya sundu, halkın sağlığıyla kim oynadıysa biz bunu ifşa edilmesini, yani bilmek istiyoruz. Evet, o zaman bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Mesela biz de haber olarak geçiyoruz, sizinle konuşuyoruz, diyoruz ki işte bazı firmalara ama firmaların isimleri verilmiyor. Ya da biz görüyoruz ama yayında söyleyemiyoruz. Bunun söylenmesi gerekiyor ki, yine söyleyeceğim ki bu anlamda uyarı niteliğinde ders alınması ve belki yüzlerinin kızarmasına neden olacaktır.
Kesinlikle bunun açıklanması lazım. Bakın burada halkın sağlığıyla oynanması söz konusu Nurhan Hanım. Yani ne demek biz açıklayamıyoruz ki ticari sır ya da kişisel veriler gibi bir şey olamaz. Siz eğer halkın sağlığına doğrudan kastediyorsanız bizim bunu bilmek en doğal hakkımız. Hatta biz birkaç tane daha çözüm önerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi ifşa. Bir tanesi de kapatma cezaları. Bunu konuşmuştuk, doğrudan halk sağlığıyla bir karşı karşıya gelme, halkın sağlığıyla oynama söz konusu olduğundan bu firmalar hakkında önce uyarı ve daha sonraki aşamada da ısrarcı olmaları halinde kapatma, ticaretten men cezalarının verilmesi gerekir. Yine Türk Ceza Kanunu 237 ve 240. maddelerinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu ve kara borsacılık, stokçuluk suçlarının da cezaları şu anda 1 yılla 3 yıl arasında. Biliyorsunuz 3 yıldan aşağıdaki suçlarda paraya çevrilme ve ertelenme durumu söz konusu. Biz bu noktada bu kanun maddelerine paraya çevrilemez ve ertelenemez hükümlerinin de mutlaka konulması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bizim öteden beri önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz bir uygulama. Yine bir de önemli bir konu, özellikle paketli gıdalarda ve temel gıda ihtiyaç maddelerinde işte tuvalet kağıdıdır vesairedir. Biz bunlarda mutlaka tavsiye edilen satış fiyatının mutlaka ambalajının üzerine mutlaka konulması, yapıştırılması konusunda ısrar ediyoruz ki o zaman gerçekten bu ürünler ne zaman üretildiği belli olur ve fiyat artışlarının önüne geçilmesi açısından da çok yerinde bir uygulama olur. Evet, daim olsun diyoruz. Dileriz ki bu denetimlerden belki de birçok kişi ders çıkaracaktır. Dileriz ki tekrarlanmasın. O işte hep diyorum ya, iyi insan kötü insan var. Biraz belki vicdanları sızlar bu konuda. Şimdi geçelim diğer konumuza. Geçen gün oturuyorum, bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki Nurdan işte tatile gideceğim. Ama işte tatile gidecektim arkadaşlarımla. Maalesef ki dolandırıldım dedi. İşte parasını kapurasını yatırmış. Başıma hani direkt geldiği için bunu haberleştirebilir miyiz de söyledi. Haber olarak da yapacağız zaten. Dolayısıyla şimdi sizde bugün konuştuğumuzda hangi konuları konuşabiliriz ki? Özellikle bayram tatillerinde haliyle bu da çok muzdarip olunan bir konu. Bakıyoruz tabii sosyal medya artık dijital bir çağda yaşadığımız için görüyoruz, beğeniyoruz. Kapora istiyorlar, onu yatırıyoruz. Sonra o arkadaşımı da şöyle söylenmiş İbrahim Bey. İşte kaporayı diğer hesaba da yatırabilir misiniz? Buradan çekip oraya geçirmem lazım ama siz önce gönderin, ben size sonra gönderirim. Yani artık böyle hilebazlıklardan dolayı o da şüphelenmiş haliyle. Dolayısıyla öyle ortaya çıkmış. Dolayısıyla buradaki yine dolandırıcıların özellikle bu bayramda da öne çıktığını görüyoruz. Nasıl önlenebilir ya da nasıl ulaşabiliriz? İşte sonra bir bakıyoruz telefonlar açılmıyor. Sonra işte hiçbir kanıtımız olamıyor. Nasıl bunu kanıtlayabiliriz? Nedir bizim bu anlamda sorumluluğumuz ve yine etkili ve yetkili kişilere nasıl bu konudaki şikayetimizi yapabiliriz? Evet, her bayramda özellikle uzun bayram döneminde yani 9 günlük ki öteden beri yani uzun zamandır artık bayramları biz 9 gün kutluyoruz, her ne kadar 4 günde olsa, 3,5 günde olsa aradaki günleri de tatil ilan edip hem bayram hem tatil ikisi bir arada kutlama alışkanlığı haline getirdik. Evet. Kamu otoritemiz de bu konuda son zamanlarda istikrarlı bir şekilde bayramları 9 gün uzatıyor. Tabii ki bu halkımız adına bayram yapabilme, tatil yapabilme adına büyük bir fırsat ve güzel bir uygulama. Ancak tabii ki burada halkımızın tatil yapma hakkı var, ancak bunu yaparken de bayramının veya tatilinin zehir olmaması gerekir. Bu açıdan da dikkat etmek lazım. Öncelikle bu nerede kanıyoruz veya biz tüketici olarak nerelerde hata yapıyoruz? Şuralarda hata yapıyoruz. Biz öncelikle arama motorlarında veya işte sosyal medya dediğimiz bir takım uygulamalar, işte Instagram gibi vesaire uygulamalarda gördüğümüz şeye hemen çok çabuk inanıyoruz. Evet. Yani orada baktığınız zaman işte örneğin bir bungalov ev bakıyorsunuz ya da bir otel
bakıyorsunuz. Bir tatil sitesi veya tatil köyüne rezervasyon yapmaya çalışıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hiç araştırmadan oradaki görsellere bakıyoruz. O evin içi çok, odanın içi çok güzel. Bakıyorsunuz tabiatla iç içe ya da deniz ayağınızın altında. O diyorsunuz burada tatil yapılabilir. Bir de fiyatlara bakıyorsunuz. O kadar cazip Evet. fiyatlar ki yani tabiri caizse hemen rezerve edeyim isteği duyuyoruz. İşte burada biz sosyal ağlardaki bu şeylere hemen görsellere kanmamamız lazım. Özellikle arama motorlarında Nurdan Hanım ilk çıkan aramalarda mesela bir şey yazdınız. İlk çıkan aramalarda bakın dikkat edin arama motorlarının ilk çıkanlarda küçük bir kutucuk dikdörtgen halinde reklam ibaresi yazar. Ha, Bakın evet. bunlar çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Genelde bu tür reklam veren firmalar ki bu konuda arama motoru şirketinin işte yaygın anlamıyla Google'un diyeyim çok ciddi anlamda burada da bir sorumluluğun getirilmesi gerekir. Tabii. Çünkü siz dolandırıcılara bir nevi hizmet ediyorsunuz. Evet. O siteyi tıkladığınız zaman bu site ya kurumsal veya gerçek bir sitenin ya taklidi olabiliyor ya da sırf bu iş için düzenlenmiş bir site olabiliyor. Bakıyorsunuz her şey çok güzel. O zaman ben bunu alayım diyorsunuz. İşte bu reklam yazan ibareli sitelerden uzak durup Uzak durmak. oralardan tıklayarak alışveriş veya da rezervasyonu yapmamaya dikkat etmemiz lazım. Bir önemli husus da şu, araştırma yaparken veya bir rezervasyon yaparken o firmayla ilgili bir arama motorlarını bir araştırma yapalım. Bir şikayet Evet. var mı? Evet, Müşteri doğru. memnuniyeti nedir? Sizden önce oraya giden, orada konaklayan, yiyip içen, hizmeti alan kişiler acaba gerçekten memnun kalmış mı? Bakın bakalım tüketici yorumlarında işte Evet. orada bize örneğin sauna var dediler ama sauna yok ya da havuz var dediler. Havuz yok ya da odalarda klimalar çalışmıyordu, Evet. sıcak su akmıyordu gibi bir takım şikayetlerle yorumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman o zaman diyeceksiniz ki burada bir sıkıntı olabilir. Fiyat burada çok önemli bir göstergedir. Hani bedava peynir fare kapanında olur diye bir tabir Evet. vardır. Eğer gerçekten fiyat çok uygunsa, çok cazipse Bir burada bir durup şüphelenmemiz düşünmek lazım. lazım. Yani Acaba bu tabii ki dememiz lazım. şüphelenmek lazım. Bu Tabii. fiyata nasıl olabiliyor? Hele şu Bunu enflasyon araştırmak döneminde. lazım. Bir Hele şu de enflasyon döneminde. rezervasyonlarımızı vesairemizi Evet. yaparken o Google'da arama motorlarında güvenli siteleri tercih etmekte fayda var. Orada anahtar, kilit anahtarı var mı? HTTPS sertifikası var mı? Bunları bakmakta fayda var. Çünkü sahte sitelere tıkladığınız zaman siz o rezervasyon yapacakken banka bilgilerinize ulaşabiliyorlar. Siz hiç farkında Doğru. olmadan kimlik bilgileriniz, banka bilgileriniz alınıyor ve belki de hesabınız bir anda yok Ekleniyor. edilebiliyor. Evet. Yani hepsi içinden alınabiliyor. İşte bunlara dikkat etmek lazım. Bir de tanınmış firmaların, otellerin sahte ve çakma sitelerini yapıyorlar. Yani Evet. arada küçük bir nokta virgül harf Evet. farklılığıyla işte şu siteye girdiğinizi zannediyorsunuz ama bir de bakıyorsunuz ki sahte bir siteye. Fakat o siteyi açtığınız zaman gerçekten o sitenin orijinaliyle aynı fotoğrafları vesaireyi görüyorsunuz. Onlara da dikkat etmek lazım. Arama motorundaki o arama uzantılarına lütfen dikkat edelim. Bir de bu işletmelerle ilgili mutlaka bir sorgulama yapılmalı. Bakın TURSAF'ın doğrulama Evet, evet, şifreleri, evet. doğrulama siteleri var. Yine Turizm Bakanlığı'nın doğrulama siteleri var. Turizm işletme belgesi var mı yok mu? Buralardan ya da seyahat acentesiyse bu seyahat acentesi yetkisi var mı yok mu? Bunları TURSAF'tan ve Turizm Bakanlığı'nın sitelerinden çok rahatlıkla doğrulayabilirsiniz. O yüzden de buna önem vermek gerekir diye düşünüyorum. Tüketicilerimiz peki böyle bir durumla karşılaşırsa ne yapması gerekir? Öncelikle biz şunu öneriyoruz. Her şeyi kayıt altına yani belgelesinler. Bir ödeme mi yaptılar? Bunu mutlaka banka hesabı üzerinden Evet. yapmalarında fayda var. Çünkü hukuk söze değil yazıya bakar. Evet, Siz doğru. hakem heyetine başvurduğunuzda ya da diyelim ki miktar
104 bin lira ve üzerindeyse tüketici mahkemesine başvurduğunuz takdirde yazılı belgeye bakacak. Diyelim ki bir bungalov kiraladınız ya da bir otele gittiniz, orada bir olumsuzlukla karşılaştınız. Bunları mutlaka kayıt altına alın. Yani ne yapın? Fotoğraflayın, videolayın. İşte nedir? Havuz yoksa havuzun olmadığını tespit edin. Mümkünse aynı hizmeti alan ve aynı durumdan şikayetçi olan o anda o bölge, o oteldeki, o birimdeki diğer tüketicilerle irtibat sağlayın. Onların iletişim bilgilerini alın. Bu konuda birlikte hareket edin diye önermek istiyoruz. Çünkü bunlar önemli. Bir de bu rezervasyon yapan arkadaşlar, tatil yapmak isteyen tüketicilerimiz mümkünse paranın tamamını ödemesinler. Evet. Önce belki isterlerse bir miktar kapora, avans gönderebilirler. Hizmeti aldıktan sonra eğer oraya gittiklerinde herhangi bir sıkıntı yoksa, herhangi bir sorunla karşılaşmıyorlarsa kalan miktarı ödeyebilirler ya da hizmetin mümkünse hizmeti aldıktan sonra paranın ödemesini yapabiliyorlarsa, bu imkan kendilerine sağlanıyorsa o şekilde hareket etmelerinde fayda var diye düşünüyoruz. Evet. Gelelim diğer konuya. İşte ekonomide de futbol konuşacağımı hiç düşünmemiştim ama öyle bir dünyada, öyle bir ülkede yaşıyoruz ki dolayısıyla konuşmadan edemiyoruz. Haliyle sorum şu olacak. Şimdi Süper Kupa oynandı. Oynanamadı daha doğrusu. Dolayısıyla çok da zaten öncesi de çok çetrefilli bir olaydı. Yurt dışında işte yapılması falan filan. Sonra işte Urfa'da bu anlamda organizasyon oldu. Dolayısıyla ben hiç kim haklı kim haksız onlara girmek istemiyorum. Bir de o taraftarların lincine uğramak hiç istemem çünkü. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Şimdi bilet ben aldım gittim oraya ama maç yarıda kesildi. Dolayısıyla oynanmadı. Ama ben paramı vermiş oldum. Paramı geri alabilir miyim? Bir taraftar, bir vatandaş olarak, tüketici olarak. Tabii ki biz şimdi burada ne Fenerbahçe cephesinden ne de Galatasaray cephesinden olaya bakıyoruz. Biz Evet. burada tüketici Tabii. cephesinden bakıyoruz ve bakmak istiyoruz açıkçası. Şimdi tabii burada tüm seyircilerimiz oraya giden seyircilerimiz, daha doğrusu bilet alan seyircilerimiz orada güzel bir müsabaka, hatta çok anlamlı bir müsabaka izleme, futbol maçı izlemek için gittiler. Nedir o? Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılındaki Süper Kupa'nın müsabakasını, karşılaşmasını izleyecek. Türkiye'nin iki güzide ekibi, iki büyük kulübü karşı karşıya gelecekti. Şimdi burada tabii ki beklenti buydu. Güzel, zevkli, Evet. çekişmeli, heyecan dolu bir maç izleme düşüncesi var. Hatta bunun için yurt dışından gelen insanlar da oldu. İşte belki Almanya'dan, Avustralya'dan, o değişik yerlerden futbolu seven, tabiri caizse biraz da fanatik seyircilerimiz çok fazla. Ki Türkiye'nin de güzel bir şehri olan Şanlıurfa'da bu Evet. müsabaka düzenlenecek oldu. Şimdi bu noktada tüketici beklentisinin karşılığını alabildi mi diye sormak gerekir. Yani bu sorunun cevabı, yani parasını geri alıp alamayacağı konusunda bunun cevabı tüketici beklentisini, kendisine verilen bu hizmetin, bu beklentinin karşılığını alabildi mi? Hayır, alamadı. Çünkü daha müsabaka başlamasıyla birlikte bir takımımız, Fenerbahçe Spor Kulübü, sahadan çekildi. Dolayısıyla burada bir hizmetin, bir maçın tamamını izleme imkanına sahip olamadı. Şimdi bu seyirci, tüketici kanunu kapsamında değerlendirmek gerekir. Bu hizmeti de bir futbol müsabakasında böyle bir hizmeti alamamış oldu. Dolayısıyla burada bir ayıplı mal, ayıplı hizmet diye tabir ettiğimiz hususlardan ayıplı hizmete giren bir durumla karşı karşıya. İşte bu noktada tüketicimiz eğer isterse, ki bize göre bu konuda yasal hakkının olduğunu düşünüyoruz, isterse bu bileti satan, hangi firma sattı ise, bu organizasyonu yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve bu müsabakada bunlarla ilgili olarak başvuru yaptığı takdirde ödemiş olduğu parayı, yani bilet parasını geri alabilir. Hatta biz biraz daha ileri gidelim hukukçu boyutumuzla. Evet. Bence sırf bu iş için, eğer yurt dışından geldiyse, bu iş için Urfa'ya geldiyse, bilet aldıysa, yol paralarını dahi geri talep edebileceği Ha. kanaatindeyim ve düşüncesindeyim. O yüzden bizim tüketicilerimiz, bu bileti alan kişiler
Eğer hakem heyetlerine başvurularsa ki 104 bin liranın altındadır bilet fiyatları. Hakem heyetlerine başvurursa deseler ki ben bu bilet için örneğin 2000 lira para ödedim. Bu fakat müsabaka yapılamadı. Burada bir ayıplı hizmet vardır. Bu 2000 liranın tarafıma iade edilmesini. Bu iş için ben örneğin Almanya'dan sırf bu iş için Almanya'dan işte uçak biletim, geliş gidiş biletim sırf bu iş için örneğin 5000 lirada uçak bileti için masraf ettim. Dolayısıyla 2000 artı 5000, 7000 lirayı talep ediyorum şeklinde bir talepte bulunursa hakem heyetinin ayıplı hizmet kapsamında değerlendirmesi halinde burada olumlu bir karar çıkartabileceğini yani paranın iadesini talep edebileceğini düşünüyoruz. Burada kulüpler yaptığı açıklamalara baktığımızda Fenerbahçe kulübünün tribünleri boş kaldı. Fenerbahçe dedi ki biz bütün Fenerbahçe olarak biletleri zaten satın aldık. İbrahim yani Bey bilmediğim için soruyorum. Şu an aklıma geldi bir soru sormak istiyorum. Hani bu bilet alınırken böyle sorular sorulur, hızlı hızlı alırız. İşte sonrasında haklarım işte saklıdır ya da saklı değildir. Şu ibare var mıdır peki? Ertelenen ya da iptal edilen ya da yarıda kalanları için hakkımı istemeyeceğim gibi bir şey var mıdır peki bilet aldığınızda? Yok şimdi bakın yok, değil mi? Bunlar bu böyle bir şey ibare olsa bile ki olduğunu düşünmüyorum da hani böyle bir şey olsa bile tüketici kanunu kapsamında tüketiciyle müzakere edilmeyen hususlar haksız şart kabul edilir. Yani olsa bile geçerli değil. Yani olduğunu düşünmüyorum ama olduğunu kabul ederim. Evet ben de duymadım ama bir sorayım dedim yani. Olsa bile haksız şart kapsamında değerlendirilir ve kabul edilmez. Şimdi burada Galatasaray tribünlerinden bilet alan kişilerde bu hak aramaları zannediyorum söz konusu olacak. Çünkü biraz önce dediğim gibi Fenerbahçe tribünlerinin tüm biletlerini Fenerbahçe kulübü satın aldığı için burada bir tüketici bir durumu söz konusu. Doğru. Sadece o stada gelen, giriş yapan kişiler yani yarım kaldığı için statta tamamını izleyemeyen o kişiler bu biletlerinin parasını ve dediğim gibi eğer ulaşım sırf bu iş için ulaşım harcaması yaptıysa onu da geri talep edebilecekleri kanaatiyle tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bizim Tüketici Konfederasyonu olarak görüşümüz bu noktada. Çok önemli bir konu bu da. Peki bunun bu bir süresi... Bu hususu ilk defa Lider Haber TV'de ne güzel, ne mutlu bu bize buradan tabii yine tüketicilere daha doğrusu taraftarlara da haberimiz olsun. Bayram öncesinde haberi vermiş olalım sizin aracılığınızda. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Değerli bilgileriniz ben için teşekkür şimdiden bayramınızı kutluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun diyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sizin şahsınızda tüm ekibinizin ve tüm halkımızın Ramazan bayramını kutluyorum ve saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. Evet değerli izleyiciler, bugün de değerli konuğumuzla TİKONFET Başkan Vekili Sayın Avukat İbrahim Güllü ile beraber özellikle Ramazan bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimleri, sonrasında yine işte tatile gitmek için bungalovları ya da tatil yörelerini tercih ettiğimizde hangi yine o dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalmamamız gerektiğini, bu anlamda yapılan önlemleri, uyarıları dikkate almamızı ki yine tabii ki özellikle iptal edilen, daha doğrusu oynanmayan maçla alakalı da yine taraftarların, tüketicilerin bilet haklarının kendilerine iade edilmesi yönünde bilgilerimizi güncelledik. Kendisiyle bu anlamda da verimli bir program yapmış olduk. Evet bugün de noktalıyoruz. Bugün Arefe günü dediğimiz gibi yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.